Atlı okçular, düşmanın yanına bile gitmeden uzaktan onları öldürebileceğiniz, aynı zamanda at üstünde inanılmaz hızlı bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir ordu düşünün. Evet, atlı okçu ordusundan bahsediyorum ve bugün biz de sizinle birlikte Bannerlord'da tamamen atlı okçudan oluşan ordumuzla nasıl bütün Kaldari'yi fethedeceğimizi göstereceğim. İsterseniz direkt hikayemize başlayalım. Kurallar başta gördüğünüz gibi basit. Amacımız dünyayı fethetmek ve ordumuzda ne olursa olsun, biz de dahil bu arada, yalnızca atlı okçu kullanmak. İlk başta yola çıkacağımız harika karakterimizi yaratmakla başlıyoruz tabii ki de. İsmimiz Kuzey, en zor modda oynuyoruz. Uf, ve bakalım bu macera nasıl gidecek. Ve artık macera başlamıştı. İlk görevlerimiz belirliydi. Ufak bir ordumuz da olsa onları besleyecek ufak bir para ihtiyacım vardı. Peki bu parayı nasıl elde edeceğiz? Çok basit. Kuralları hatırlıyoruz arkadaşlar. Ork dışında hiçbir şey serbest değil. Önce gereksiz bütün malzemeleri satıyoruz. Buradan gelen parayla birlikte size çok kolay ve çok basit bir ticaret yöntemi göstereceğim. Kasaplık. Bannerlord'da kasaplar gerçekten güzel para kazanıyor. Yapacağınız şey çok basit. Çevre illerdeki, çevre köylerdeki inekleri, koyunların hepsini topluyorsunuz. Ondan sonra şehre gidiyorsunuz. Bunları kesip postunu ve etini satıyorsunuz. Ve buradan çok güzel bir para kazanıyorsunuz. Sizi zengin etmese de en azından karnınızı doyurabilecek, oyunun başında size yardımcı olabilecek bir para. Tabii sadece kasaplık yaparak hiçbir yere varamazdık. Bizim daha iyi bir şeylere ihtiyacımız vardı. O da hepimizin favorisi olan turnuvalar. Turnuvalar size hem güzel miktarda para veriyor hem de nam kazandırıyordu. Eğer bilmiyorsanız klan seviyenizi arttırmak için nam en önemli şeylerden bir tanesi. Ve bu ikisini aynı anda kazanabileceğiniz turnuvalar sizin için resmen biçilmiş kaftan. Ve ardından yine birçoğunuzun favorisi olan çapulcular ve yağmacılar. Bunlar da Bannerlord'un yine vazgeçilmez şeylerinden bir tanesi. Her haritada yürüdüğünüzde en az 10 tane karşınıza çıkan, kötü zor durumunuzda tek başınızayken sürekli size saldırıp sizden haraç kesen çapulcular. Tabii oyunun ilk başında bunları farmlamasak, bunları öldürmesek olmazdı. Bu şekilde hem yine nam kazanıyoruz, hem para kazanıyoruz. Hem de şunu belirtmek istiyorum abi. Aylardır Bannerlord oynamamıştım. O yüzden çapulcular üzerinde yaptığım pratikler gayet işime yaradı. Coğrafyayı hiç belirtmeden çöllerde de çapulcu öldürdüm. Dağlarda da, ovalarda da, her yerde çapulcu öldürmeye çalıştım. Ama bir saatten sonra bana daha büyük bir şeyin gerektiğine adım kadar emindim. Ve tam bu sırada da köyler ortaya çıktı. İnsanlar genelde Bannerlord'da köyleri farklı amaçlarla kullandığını biliyorum. Ama köylerin içinde o kadar fazla milis vardı ki nam ve para kazanma işini inanılmaz hızlandırıyorlardı. Ve emin olun, tamamen atlı okçulardan bir ordunuz varsa bir köyü basmak ve o köyleri öldürmek dünyanın en kolay işlemlerinden bir tanesiydi. Yaptığımız şey aslında çok basit. Belirli köylere saldırıyordum ve bu köylerin yapısı her zaman aynı. Bir köprü var. O köprünün başına okçularınızı koyuyorsunuz. Zaten köylüler gelene kadar yarısını öldürüyorsunuz. Ve size de sadece oturup izlemek kalıyor ya da okçuluk kabiliyetlerinizi arttırmak kalıyor. Arada tabii ki de bazen kötü şeyler yaşanıyordu. Ayrıca yolda normal köylüleri de avlayabiliyordunuz. Anlayacağınız uzun bir süre paralı asker işi yapıyorsunuz. Tek farkınız para almamanız derken... Neden para almıyorum diye fark ettim ve Kuzey Tanrı'na giderek paralı asker olarak onlar için çalışmaya başladım. Buradan sonraki kısımları çok hızlandırılmış şekilde göstereceğim çünkü gerçekten sürekli aynı şeyleri tekrar ettim. Köy yağmala, köylü öldür, kervanları yakala, çapulcularla uğraş derken günün sonunda artık şehri ve kalesi olan bir lorda dönüşmüştük. İsterseniz hikayemize artık gerçekten profesyonel bir atlı orduya sahip bir lord olarak devam edelim. Ve evet, karşınızda Kuzey. Kendisi gördüğünüz gibi tamamen atlı okçulardan oluşan 76 birimlik bir orduya sahip. Şöyle hemen haritayı göstereyim. Şu anda bir Kuzeyit lordu. Ama merak etmeyin, çok az kaldı onlardan ayrılmamıza. 2 tane mülkümüz var arkadaşlar. 1 tane şehir, 1 tane de kalemiz var. Şimdi Kuzey'in hikayesini izleyeceksiniz. Bakalım kendi özgürlüğümüzü alıp, bağımsızlığımızı alıp, bütün dünyaya savaş açtığımızda atlı okçularla neler yapabileceğiz, hepsini göreceğiz. Hemen şimdi şehirlerimizi garnizonla doldurmaya başlayalım. Şimdi size bu ordunun neler yapabileceğini şöyle çapulcular üzerinde hemen göstereyim. Şu şekilde bir orduya sahipseniz yapacağınız en güzel şeylerden bir tanesi sadece F3 tuşuna basmak. Çünkü atlı okçulara saldır demenizle bile zaten onlar bir çember yapıyorlar ve çemberin içindeki düşmanlarını okluyorlar. Yani aslında bu kadar basit. Şöyle gördüğünüz gibi daha bize dokunamadan ok yağmuruna tutulup hepsi ölüyor zaten. Şöyle
ve şu 45 adamla size gerçek bir ordu karşısında neler yapabiliyormuşuz hemen onu göstereyim. Çünkü çapulcularla değil de bu adamlarla kapışmak daha güzel. Gel bakayım buraya. Sonunda bizim krallık bir yere savaş açtı abi. Şimdi net bir şekilde size ordumuzun gücünü göstereceğim. Ondan sonra bir iki tane daha krallıkla savaştığımız zaman Kuzeyitlere ihanet edeceğiz arkadaşlar ve kendi krallığımızı kuracağız. Önce şu Hokka köyünü biraz zorbalayalım abi. Çünkü ben bu köyü zaten uzun zamandır mahvetmek istiyordum. Şöyle köyü yağmalayacağım. Bu köyde at olduğu için ben bu köye zaten sürekli geliyordum. Şöylesi de nasip oldu. Çok bir şey çıkacağını sanmıyorum çünkü çok ücra bir yerde. Şöyle bakalım abi, zaten hiçbir şey çıkmadı neredeyse. Hiç sorun değil. Şimdi gidelim abi, şu bölgede birazcık Asaray ordusuna rastlayalım. Ve şu gördüğünüz masum kervan şimdi az sonra yok olacak abi gözümüzün önünde. Şu anda tek kalem işgal altında. O yüzden yapacağım hamleyi hemen gösteriyorum size. Böyle durumlarda arkadaşlar direkt krallıktan ayrılıyorsunuz. Çünkü krallıktan çıktığınız zaman direkt krallığın savaşta olduğu krallıklarla da savaşınız bitmiş oluyor. Şimdi benim yapacağım şey çok basit abi. Bu arada ben bu adamı öldürebilirim ama şu an gerçekten hiçbir şekilde hiç kimseyle savaşmak istemiyorum. Çünkü zaten sınırlı sayıda ordum var. Rakibimin rakibiyle savaşması benim için çok daha çıkarlı. Ben sadece oturup bekleyeceğim. Çünkü zaten Kuzey iki krallıkla savaşta olduğu için ben buraya garnizonumu adam yerken abi onun hiçbir şey yapamayacağına eminim. Öldürelim böyle tek tek abi. Yakaladığımı öldüreceğim, yakaladığımı öldüreceğim. Bu arada execution yani idam etmek de yasak bu randa. Çünkü düzgün bir şekilde dünya fethi olsun istiyorum ya da en azından ne kadar yapabilirsek. Şimdi burada direkt ordularımızı saldıra vereceğim. Tekrar ediyorum, normalde savaşlar aşırı kolay olurdu. Şu an tek zorluğum karşı tarafında Kuzeyit olması, yani Atlokçuları Atlokçularla savaşıyoruz. Ama yine de bizde tamamen Atlokçu olduğu için her türlü avantajı hissedebiliyorum. Enough. I am your prisoner. Direkt başladılar siege'lemeye kaleyi. Yapacak bir şey yok. Biz de tabii ki de katılacağız. 385-374 ama onların ordusu profesyonel abi, onu unutmayın. Ah arkadaşlar, şöyle bir müzakere talep etsek. Yok. Yine inanılmaz para istedikleri için savaşacağız abi. Ve 418 asker daha getirdiler. Şu an 800 kişi oldular. Artık bu kuşatmanın çok da mümkün olabileceğini düşünmüyorum ama. Ve saldırdılar. Hadi bakalım abi. En zorlu savaşımız bu olacak. Yani kale için değer miydi bilmiyorum ama en azından kaleyi böyle boş boşuna vermek istemedim. Asıl ordumuz abi dışarıda güçlüydü. Bakalım kalede bu okçular ne işe yarayacak. Çünkü okçular kalede de iş yaptıklarını biliyoruz. Atlı okçular iş yapıyor mu hemen onu test etmiş olacağız. Hem de çok zorlu bir savaşta. Şimdi bütün okçularımı surlara yolladım. Çünkü benim ordum tamamen okçudan oluştuğu için. Adamlar buraya gelene kadar bayağı mahvedeceğimizi düşünüyorum. Ben kendim de burada bekliyorum. Herhangi bir kuşatma silahı görmedim bu arada rakipte. Hani yok diye varsayıyorum. Bir de ben bir tık daha güzel ok atabilirsem o güzel olacak ama. Arkadaşlar çok önemli bir savaş olduğu için çok kötü ok atıyorum. Neyse. Şu an ben en önemli yerdeyim burada. Katapultu korumam lazım benim. O yüzden şöyle oraya ateş eden bütün okçuları öldüreyim. Şu an bayağı iyi gidiyor bu arada siege bizim için, savunanlar için. Ama normal zaten. Böyle şunu da indirdik. Seni de öldürelim hemen. Seni de öldürelim. Oy! O kadar güzel attı ki abi adam şeyi. Ben bu arada daha yüksek bir yere geçip daha güzel bir angle'la vurmak istiyorum açıkçası. Şu an bir de karanlık olduğu için şafakta saldırdılar. Çok da iyi görüşüm de yok. See the truth.
Bunlar ağacının oturmuşlar. Kapıyı vurmaya geliyorlar. Geliyor. Oo, merdivenleri açmışlar. Merdivenleri dayamışlar. Ben bu işleri indirmem lazım. Benim olduğum kanata merdiven koyamadılar ve burası bayağı güvenli. Ama diğer kanatlarla ilgili en ufak bir bilgim daha yok. Biz buraları tamamen güven altına alalım da. Son olması ümidiyle. En azından okçularının tamamen bittiğine eminim. Çünkü normalde sürekli bu şuraya çıktığım anda direkt oklarlardı beni. Ama şu an herhangi bir ok falan yok ve derken kaçıyorlar abi, evet. Zaten şunların hepsinin acemi birlik olduğunu görüyorsunuzdur. Biz yine öldürebildiğimizi öldürelim de bir daha çıkmasınlar karşımıza. Savaşı bitirmiyorum, hepsini öldüreceğim çünkü. Böyle bütün askerlerimi dışarı yolladım. Bir iki ne öldürürlerse diye. Bu arada gerçekten bu savaşı kazanabileceğimi düşünemiyordum. Eğer biz bu savaşı da kazanabildiysek, atlı okçular bu oyundaki kuşkusuz en güçlü askerler bence. Yani şu savaşın zaferine bakabilir misiniz? Yani bizden 322 kişi bizden 197, onlardan 322 kişi ölmüş. Wow. Cidden inanılmaz güçlü atlı okçular. İnanılmaz güçlü. Asla burayı alabileceğimizi düşünmüyordum. Şimdi burada bu arada dışarı hücum vereceğim ben. Hatta şöyle dışarı hücumu versem mi? Yani şu an burada 41-53. Şu an çok da güvenemedim kendime. Şöyle kaleye geri döneceğim abi. Biz yine bekleyelim. Zaten savunmada her türlü biz önde oluyoruz. Adamların sayısı bizden daha hızlı artıyor. Bunun farkındayım. Ama gerçekten şu an sadece bekleyeceğim. Çünkü savunmada ne kadar iyi olduğumuzu gördüm. Ve ikinci turda geliyor. Yine burada 433'e 188, neredeyse 3 katımız orduyla geliyorlar.